Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Dilerim gerçekten kaynak, hayallerimizin ötesinde bütün ihtiyacımız olan enerjileri ve şifaları bizlere akıtır ve akıtsın, akıtmaya devam etsin. Bu arada lütfen bu videolarımı herkesle, bütün çevrenizle, ailenizle, herkese paylaşın ve ee, daha fazla izlenmesini sağlayın. Benim için motive edici oluyor. Açıkçası daha az izlenince motivasyon düşüyor. Ee, bu şeyler özellikle devam etmek istiyorum. Bırakmak istemiyorum. Hani bir sürü insan çok fayda ediyor, elde ediyor ve çok önemli bilgiler paylaşıyorum biliyorsunuz. O yüzden bol son aşağısına yorumlar bırakın, beğenin ve paylaşın. Herkese sosyal medyanızda beni de etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Onun dışında da kendinizde paylaşabilirsiniz. Bütün sosyal medyanız Facebook, Twitter, LinkedIn, um, her yerden, Instagram'dan lütfen her yerden paylaş. Şimdi 28 Şubat 2022 gecesine girdiğimiz zaman açıkçası çocukla ilgili çok wow, çok iyi bir tarih değil. Çünkü neden? Burada Ay, eee Neptün'le Satürn'le birlikte aynı noktaya doğru gelmiş durumda. Ama meditasyon yapmak, bir şeyleri çözmeye yönelmek, farkındalığa yönelmek için e, kesinlikle güzel bir tarih diyebilirim. Ama onun dışında hani o kadar wow çok iyi bir e, zaman diyemeyiz. Onu söyleyeyim e, her şeyden önce. Şimdi burada sabaha gitmek istiyorum. Özellikle sabah böyle hemen 6.20 gibi. 6.20'de bir kere e, yükselen Jüpiter'le birlikte aynı eve geliyor. Güzel son derece pozitif çok olumlu ve çok güzel e, bir etki var. İş hayatıyla ilgili çok güçlü bir etki var. 48 puan. Oh my god. İnanılmaz. Ama özellikle bence yurt dışı ile ilgili. Burada çok güçlü ve çok iyi bir etki var. O yüzden burada bu sabah iş hayatı ile ilgili önemli e-mailler atılabilir, başvurular yapılabilir. Çok olumlu, olumlu yönde etkiler diyorum. Bir taraftan sabah kahve içiyorum. <laughs> <laughs> ve burada evet konuyu el atmak iyi olur ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu yükseleni birazcık daha yanaştıralım şeye. Ee, güneş. Hatta Jüpiter'e yanaştıralım direkt. Yani 6.20'den itibaren yapabilirsiniz. Ama ben yine tam böyle bir e, yan yana getirmek istiyorum. 6. 55 Yes! Bak 6.55'te 19 19 oluyor. ...kesinlikle çok güzel oluyor. Gerçekten iyi oluyor. Ee, ve 48 puan hala orada. Navam haritasında çok iyi, çok pozitif bir açı var. Parayla da ilgili bir sürü şeylerin çözülmesiyle de ilgili. Ve aynı zamanda orada bir rahatlık, orada bir şans... ...orada bir olumlu yönde bir e, gelişme etkisi de var. Çok yoğun ve çok güçlü bir şekilde de e, diyebiliriz. Bunu da e, söylemek istiyorum e, bir taraftan. Şöyle bir şey var özellikle... Ee, aynı zamanda bu tarihte mesela kalkıp imajinasyon çalışması ya da hayatınızda gerçekten nelerin olmasını istiyorsanız onlarla ilgili meditasyonlar ve çalışmalar yaparsanız onların üstünden de çok pozitif ve çok olumlu yönde kesinlikle etkilenebilirsiniz size son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyebilir. Ee, bu saatte mesela dışarı çıkacaksınız o gün özellikle tam 6:55'te. Kapıdan dışarıya çıktığınız zaman gerçekten orada pozitif yönde de gelişmeler ve bazı şeyler de özellikle olabilir. Şimdi e, yani çünkü şöyle evden kapıdan dışarı mesela bir yolculuğa çıkacaksın bir yerden bir yere gideceksin diyelim. Ya da e, özellikle şey e, bir şeyin var bir e, görüşmen var ya da bir şeyin var. E, ya da uçağa gideceksin mesela başka bir ülke gideceksin. Kapıdan dışarıya çıktığın an. Anın haritası. Özellikle ne olacağını ne biteceğini de gösteriyor. Ha bu arada şunu söyleyeceğim. Yurt dışına gitmekle ilgili güzel değil. Deniz aşırı uzak ülkeler uçak seyahatleriyle ilgili güzel değil. Bu harita. Ee, şehirden şehre çok gitmekle ilgili. Vav wow, illa bununla şehirden şehire gidin demem. Ondan sonra. Ama gün içinde yapacağınız şeylerle ilgili kesinlikle çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir e, açısı da e, var diyebiliriz. Ama hani işte budur, wow, aman tanrım, çok iyi falan değil yani. Hani o kadar öyle wow, böyle bir etkisi yok. E, şimdi sabah saat bu 6.20'de başlayan etki... Sabah ben size söyleyeyim saat yedi kadar bir kere devam ediyor. Aslında 720'ye kadar devam ediyor. Ondan sonra ama hani o söylediğim dakikalar saatler aslında en iyileri en en pozitifleri en olumluları. Özellikle saat yedi buçuktan itibaren saat sekiz kadar olan zaman dilimi. Ee, bazı şey. ...spiritual, ruhsal gelişmeler... ...ve bunlarla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili çok iyi. Aslında bugün var ya... ...bugün aslında ben size söyleyeyim... ...çok iyilik yapmak için... Bir, ...çok iyi bir gün. İnanılmaz şekilde pozitif ve... ...inanılmaz şekilde olumlu bir gün. Şimdi 28'i... E, ...pazartesi oluyor. Tamam mı? Şimdi ayın ilk pazartesi değil ama... ...ayın ilk pazartesi değil ama... 28'e özellikle Pazartesi günü gerçekten fakir, yardıma muhtaç, kötü durumdaki insanlara bağış yapabilirsiniz, iyilik yapabilirsiniz, yardım edebilirsiniz. Ondan sonra mesela evinde sobası, ısıcısı, bazı şeyleri olmayan insanları alabilirsiniz, verebilirsiniz. Ya da bir sürü çeşitli farklı farklı iyilikler, farklı farklı ee, nedir onun adı e, iyilikler yapabilirsiniz. Yani bunların hepsi sizde çok pozitif ve çok olumlu etkiler ortaya çıkartır. Kesinlikle çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiler. Ee, onu da çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Ee, bunun haricinde e, bir taraftan her ayın ilk pazartesi günü normalde ay, haritasında 8. evinde ay olan İnsanlar varmış haritasında özellikle 8. evinde ay olan ya da haritasında 8. evinde ay olan insanlar... ...her ayın ilk pazartesi günü e, böyle e, aşevi olan e, işte türbe, kilise, cami e, ya da işte sinagog e, vesaire... ...ya da tapınaklar, Hindu tapınakları vesaire hepsi bu tarz yerlere gidip pirinç bağışladıkları zaman onları son derece olumlu ve çok pozitif yönde etkiliyor. Çok çok pozitif bir etki veriyor. O yüzden bu tarz şeyler yapmanızı çok tavsiye ederim. Yani ben yani böyle bir 10 kilo pirinç alın. Yanına e, şey de alın. Mesela katı yağ da alın. Sıvı yağ da alın. Gidin bağışlayın aşevlerine. Bu fakirlere yerde unutuluş insanlara yemek dağıtan. E, bir de mesela çevrenizdeki muhtarlara gidin ve e, kimin ihtiyacı var? Kimin işte şeyi yok? E, nedir onun? Yemeği yok. Kimin işte mutfak malzemesi yok, kimin evinde sobası yok, ısıtma sistemi yok, su ısıtıcısı yok. Bu insanlara gidin bağış yapın. Bu insanlara gidin, e, o ihtiyacını karşılayın, verin. Gerçekten çok olumlu ve çok pozitif bir şekilde e, etkilediğini de göreceksiniz. E, son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyecek. Dürüst olmak gerekirse günün devamına, gir kalanına bakacak olursak... Beğendiğim bir saat yok. E, o kadar Wow, çok şey değil. Bugün çünkü e, ay satürne birlikte birleşiyor ve biraz problem ve sıkıntı çıkartıyor. E, o yüzden bugünün geri kalanında hani şu saatte şunu yapın illa böyle yapın demeyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bugün çok iyilik yapın diyeceğim sadece. Ve çok bol kırmızı, bol sarı e, renkler. Özellikle çok yoğun bir şekilde nevresini takınızdan, havlunuzdan, iç yamaşınızdan çorbanızdan, üstünüze başınıza her şeyinizi kullanın. Hepinizi çok seviyorum. Bu sizi çok seviyor. Sizi sevemeyeceğim. Hoşçakalın.